Yaratan Rabbimize sonsuz hamd olsun. Bizleri yaşatan, bizlere rızık veren, var eden, varlığından haberdar eden Yüce Allah'ımıza sonsuz hamd olsun. Salat ve selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, ardına, ashabına olsun. Kanal Urfa'nın kıymetli izleyicileri, Hadislerle İslam, Efendimiz'den Mesajlar adlı programımızda bizleri evlerinden takip eden, hadis sofrasına dahil olan, ondan nasiplenmeye çalışan tüm kardeşlerimize de Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu hafta misafirperverlikten, ikram ahlakından, Efendimizin bu yöndeki tavsiyelerinden, hadislerden okuyacağız inşallah. Rabbim hüsnü ifadeyi ve hüsnü istifadeyi ikram eylesin bizlere. Amin. Bu da bizim Şanlıurfa'mızda görev yapmış değerli bir hocamızın sözüydü. Hep sohbetlerine böyle başlardı. Rabbim hüsnü ifadeyi ve hüsnü istifadeyi nasip eylesin. Güzel ifade. Güzel bir ifade şey yapılmış. İstifadeyi nasip eylesin. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhiri. Bu şekilde başlayan hocam çok hadis ben hatırlıyorum. Evet. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse diye başlıyor. Evet. Sonraki şeyler değişiyor. Evet. Bazılarında feliyekul hayran, hayır desin. Hayır konuşsun. Veya sussun. Sussun. Bazen işte komşusuna eziyet etmesin. Etmesin. Bazen de misafirine ikram etsin. Bugünkü konumuz da efendim Allah'a ve ahiret gününe iman eden فَلْيُكْرِمْ دَيْفَهُ ikramda bulunsun. Misafire ikram etsin. Bizler bugün bu konuyu yine Hıdır hocamızla beraber, Allah kendisinden razı olsun. Evet. Peygamber Efendimizin sohbeti var, hadis var. Buyur hocam, beraberce yapalım dediğimizde hiç çekinmeden, yüksünmeden, işi varsa bile öncelik hadis olmalı, Efendimizin sözleri olmalı. Ne mutlu ki bizi buraya davet ediyorsunuz. Efendimizin sofrasına hadisleri okumaya, insanlarımızla paylaşmaya bu güzel bir görevdir deyip bizi kırmayan hocamıza da dönüp hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Eyvallah. Allah razı olsun. Muhabbetiniz, neşeniz, keyfiniz. Amin. Hamdolsun hocam. Hemen Allah bu günlerimizi aratmasın inşallah. Amin inşallah. Girmiş olduk. Evet. Diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد Evet yine hadislerle İslam bugünkü konumuz misafirperverlik. Aslında bunu yani Urfa'mız çok şanslıdır hocam. Bize yabancı değil bu konu. Yabancı değil yani. Biz bütün caddelerinde Hazreti İbrahim sofrası. Ceddül Enbiya, peygamberlerin dedesi, peygamberlerin atası, Hazreti İbrahim'in haslatıdır, özelliğidir. Bir insan. Büyük bir mirastır. Büyük bir mirastır. Bir insan eğer bu haslata, bu özelliğe, bu özelliği kendinde bulundurursa Hazreti İbrahim'in Ceddül Enbiya peygamberlerin dedesi Hazreti İbrahim'in sünnetini kendisinde barındırmıştır. Artı Peygamber Efendimiz'in de sünnetidir misafirperverlik. Hazreti İbrahim Kur'an'da anlatılır. Melaike, melekler yanına geldikleri zaman Hazreti İbrahim onlara semiz bir dana getirdi. Öküz getirdi. Kesmek üzere. Sara annemize dedi ki bunu ikram edelim. Ve kendilerini tanımadığı halde Hazreti İbrahim orada yemek pişirdi, yemek hazırladı kendilerine, sundu ama onlar melaike oldukları için yemediler. Bir rivayette de baştan hemen İbrahim Aleyhisselam'ın önünü kesip evet. Onun o niyetini görünce bize bir şey hazırlama evet. Diye de bir rivayette de geçiyor hocam. Melaike demiş. Melekler demişler. Evet. Hiç şey yapma. Hazreti İbrahim'in zamanında yaşamış, Hazreti İbrahim'e akrabaları olan Hazreti Lut
Aleyhisselam da aynen bu şekilde yanlarına geldiği zaman, bunlar benim misafirlerimdir dedi. Onlara yaklaşmayın, iyileşmeyin dedi. Evet. Orada yani bu misafirperverlik enbiyanın sünnetidir. Uygulamasıdır. Evet, uygulamasıdır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemiz ilk vahiy nazil olduğu zaman Hazreti Resulullah'a dedi ki sen akrabayı gözetirsin, sen yolda kalmış kimselere yardım edersin, misafirine ikram edersin. Cenab-ı Allah hiçbir zaman seni zayi etmez. Mahcup etmez. Mahcup etmez Cenab-ı Allah seni. Sen şu an hocam kitabımızın önünde gidiyorsun maşallah. Evet. Ama yani Allah-u Teala konuyla ilintili olduğu için onu. Eyvallah. Yani bu misafirperverlik misafir rızkıyla gelir hocam. Efendimiz korkuyor değil mi hocam bu vahiy aldıktan tabii, sonra? Tabii Peygamber Efendimiz ilk titriyor. Defa ilk defa geldiği için o vahyin ağırlığı Peygamber Efendimiz'e bedenen böyle rahat, ruhen ve bedenen biraz ağır gelmiş. İlk defa görüyor. Cebrail Aleyhisselam'ın sarması var. O Cebrail Aleyhisselam'ın sarması, o heybeti Peygamber Efendimiz Cebrail'i aynı olduğu şekilde gördü. Onun için Hazreti Hatice validemiz de onu teselli etti. Dedi sen bu güzellikler sende bulundukça bu Cenab-ı Allah'ın emridir. Cenab-ı Allah hiçbir zaman seni mahcup etmez. Güzellik nedir hocam? Yani işte akrabaya sıla-i rahim yapması, iyilik yapması, akrabalarını gözetmesi, yoksulları yedirmesi, yetimlere bakması, misafirlerine ikramda bulunması. Yani şunu, Peygamber Efendimiz kendi eliyle misafirlerine ikram ederdi. Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Günümüze bakan yönü olarak da. Evet. Eğer bir insan akrabaya yardımcı oluyorsa, evet, fakiri, yetimi doyuruyorsa, onların ihtiyacıyla ilgileniyorsa, evet, korkmasın bir şeyden. Tabii yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir fukaraya yardım eden, miskinlere yardım eden, yetimlere elini yetimin başına koyduğu zaman yetimin başındaki o kıllar miktarınca Cenab-ı Allah kendisine hasene yazar, iyilik yazar. Hadislerde sabittir bu. Peygamber Efendimiz diyor, ben yetimlere bakan, yetimlere ikramda bulunan, yetimleri gözetenle cennette böyleyiz diyor. O kadar yakın. O kadar yakınız birbirimize, komşu oluruz birbirimize diyor Peygamber Efendimiz. İnşallah. Hatta yetimleri Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığı zaman işte cennet, cehennemi gördü. Diyor orada bir bayan neredeyse diyor şeyi girecek, benden önce girecek cennete diyor. Dedi nedir bu sen ya? Dedi işte bu ene kafirul yetim, yetimlere bakan bir bayan. Yani Peygamber Efendimiz yetimlerini büyütmüş, babaları vefat etmiş, anneleri fedakarlık yapmış, büyütmüş onları, İslami terbiyeyi vermiş, İslami ahlakı vermiş ve yetiştirmiş kendilerini, İslam'a, ümmetlere faydalı olmuşlar. Diyor bu cennete girdiğimizde bu şekilde gireceğiz diyor o yetimlere bakan. Şu an günümüzde, evet, Suriye'de savaştan dolayı, evet, Irak'ta, Filistin'de çok yetim var hocam. Evet. Bu Necip Millet'te maşallah. Bu yetimlere maşallah ev sahibi yapıyor maşallah devlet olarak. Maşallah. Bunlar da Efendimizin o bahsettiği beraber olacağı sınıfına. Öyle yeter ki aynen öyle hocam. Özellikle bu çok muhtaç olunduğu zaten Peygamber Efendimiz diyor bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, yani şu anda yani kamplara baktığımızda, özellikle Suriye'nin içinde komşumuz Suriye'nin, buradaki kampta 6 ay çalıştım ben. Akçakale kampımızda? Harran kampında ben çalıştım orada 6 ay. Oradaki durumları gördüm. Yine bunların durumu orada da biraz, yetim vardı. Tabii yetimler, bir sürü yetim var, hafızlık yapıyorlar, Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kıraat okuyorlar, bir sürü peki, şeyler var. Kendilerine bu ikramda bulunan hepsi Türk milletine karşı, vatandaşımıza karşı tavırları hocam? İyidir hocam, çok memnunlar. Yani diyorlar ensar muhacir diyorlar bunu. Aynen öyle. Yani ben 6 ay kaldım işlerinde. Yani çok seviyorlar, Türkiye'yi çok seviyorlar. Yani gerçekten de yani bu şeyin farkındalar değil mi hocam? Yani bütün dünyayı karşımıza alıp da tabii kendi içimizden bile ne gerek vardı? Hatta evet, bazı böyle siyasilerden ne gerek evet vardı? Niye bu kadar para harcıyorsunuz bu, diyenlere evet hocam rağmen bu İslami bir ahlak değildir hocam. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeri geldiği zaman bazen
İman, insan insan hocam. İnsan diyor, bir adam cennete girdi diyor. Niye cennete girdi diyor? Bir çölde ayakkabını kuyunun içine daldırdı, su içti, bir baktı ki orada bir hayvan vardır, bir köpek vardır. Diyor o da toprağın, o sulanmış toprağı diyor diliyle emiyor, o kadar susamıştı. Orayı yalıyor. Ve kendisi de gelip kuyudan kendisine su çıkardı ayakkabıyla ve o hayvana, canlıya su verdiği için Cenab-ı Allah onu cennetine koydu hocam. Hele hele zamanımızda, şu anda günümüzde savaşın altında, yani bu büyük bir imtihandır. Özellikle mesela savaşla, açlıkla Cenab-ı Allah yani müminleri imtihan etmesin. Yani savaşla açlık, şu andaki Suriye'deki durum öyle. Yani özellikle Suriye'nin içinde hocam, Suriye'nin mesela, ben geçenlerde televizyonda izliyordum, baktım o kamplara. Yani bizimkiler burada yine iyidir, orası daha perişanlıktır yani. Hamdolsun yine Türkiye'den o Necip Millet o yardımlarını gönderiyor. Urfa'mızda da öyle. Hayırseverler kardeş... Resmi rakamlara göre şu an Türkiye'deki 3,5-4 milyon Suriyeli kardeşimizin evet, en büyük çoğunluğu Urfa'mızda hocam. Evet. İlçelerimizde neredeyse nüfusu bizim nüfusumuzla aynıdır. Evet. Akçakale'deki kampımızda evet, 30 bin kişi var hocam. Evet. Yani bir ilçe, iki kamp hocam, iki kamp, 35 binlik bir sayı vardı. Sayı var. Ve yıllardan beri yani de oraya bizim devletimiz, bu necip evet, insanlar, necip millet. Her aileye. Şunu da diyeceğim hocam, hani estağzu billah, kul me ya'bu bikum rabbi levle duaukum. Eğer sizin duanız olmasa, evet, açılımı tefsiri diyor ki kulluğunuz, ibadetiniz, Allah'a yakınlaşmanız evet, olmasa ne ehemmiyetiniz var tabii ki sizin? Cenab-ı Allah ne diye size değer versin? Ne diye bize ya değer versin evet, ki? Evet. Ne ehemmiyetimiz var? Evet. Yani bir açı doyuramıyorsak, bir misafire ikram edemiyorsak, evet, cömertlik geçen haftaki konumuz, cömertce davranamıyorsak. Evet. Peki ben de bu hadisle işte muhterem izleyicilerimize işte bu Peygamber Efendimizin, Hazreti İbrahim'in hemşerileri olarak İşte misafirperverlik ecdadımızın vasfıdır, özelliğidir. Peygamber Efendimiz de diyor, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, mümin diyen, Müslümanım diyen herkes misafirine ikram etsin. Misafir rızkıyla gelir. Cenab-ı Allah eğer bir misafir evimize geliyorsa, misafir evimizden bir şey eksiltmez hocam. Misafir Rabbul Alemin onu rızkıyla gönderir. Cenab-ı Allah onu doldurur. Hocam herkese yani nasip etmiyor sanki. Tabii. Evinde tabii misafir ağırlamayı evet, herkese nasip etmiyor. Öyledir. Bir gün ashabıyla evet, beraber siz bir şeye giriyordunuz ama. He, yani o yine misafirlikle ilgili işte Peygamber Efendimiz misafirliği mesela vacip olarak, farz olarak görmüş bazı şeyde. Mesela bir gün bir gece şehrimizin dışında civar illerden eğer gelmişse, kalacak, barınacak yeri de yoksa, o zaman biz ona evimizi açmamız, onu misafir konuk etmemiz bir süresi bizim üzerimize hocam? Hocam bir gün bir gece vaciptir hocam. Mecburiyetimiz bu. Heh, mecburiyetimiz bir gün bir gece mecbur o misafire ikram etmemiz. İkram da sadece yemek değil hocam. İkram güler yüzle onu karşılamak, onun mekanını güzel bir şekilde hazırlamak, rahat etmesini sağlamak. Rahat etmesini yani sağlamak. Evimize evet, geldi diye evet, bizden bir somurtkanlık, evet, ters yüz yerini tabii, ikram derken onu mu kastediyoruz? Odur hocam. Yani ikram sadece yemekten, yemeğini vermekten ibaret değil. Yani memnuniyeti dile getirmek. Aynen öyle hocam. Yani oturduğu zaman onunla sohbet etmek, oturmak, teselli vermek kendisine. Ne yiyorsak ondan yedirmek. Aynen öyle. Zaten bir gün bir gece ona özel yemek hazırlayacağız. Peki İslam dini bunu da açıklamış hocam. Bir gün bir gece farzdır. Ona özel ikramda bulunacağız. İkinci, üçüncü gün ise bizim yediğimizden yedireceğiz hocam. Okuyayım mı hocam? O sünnet. Buyurun hocam. Misafirperverlik ikram ahlakı 3. cilt sayfa 257. Özellikle kitap falan şeyine veriyorum. Kitap takibi yapanlar oluyormuş kardeşlerimizde. Evet. Din görevlisi arkadaşlar izleyip ona göre sohbet hazırlayanlar olduğunu, mesaj attıklarından anlıyoruz hocam. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirin iyi ağırlasın. Hadisinin devamı. Buhari hadisidir. Evet.
Bunun uygun süresi bir gün bir gecedir. Yani farz süresi. Farz süresi. Vacip. Uygun süresi. Yani uygun süresi bir gün bir gecedir. Misafirlik hakkı 3 gündür. Evet. Birazdan bunu da açıklamanızı isteyeceğim İnşallah. Hocam. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Bir gün. Bir gece. En uygun olanı bir gün bir gece. Evet. 3 gün olursa hakkı 3 gündür diyor misafire. Evet. Bundan sonra 3 günden sonrası ise misafire ikramdır, sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak onun yanında kalması helal olmaz. Evet. Ne diyor bu hadisimiz? Yani bu hadisimizde hocam aynen sohbetimizin başında da ifade ettiğimiz gibi yani bir gün bir gece misafire ikram etmek bu vaciptir, farzdır. Mecburdur. Bu mecburdur. Dışarıdan gelmişse. Misafirin hakkının 3 gün olması. Evet, hatta özel yemek de hazırlayacağız ona. Hadis kitapları da diyor yani ona özel yemek de yani aile efradından yemeği gibi değil de yani özel bir şey hazırlar. Bir gün bir gece geçtikten hocam sonra. Hocam özür dilerim dışarıdan gelen dediniz. Evet. Tabii tabii içeride olduğu zaman zaten şehirde olduğu zaman kendi şeyinde ikram etmesi bu sünnet kabilindendir. Yoksa normal kendisi yani evi varsa, şehirde evi varsa, gidebilecek evet. evi varsa o bir değil. Bu bir mecburiyeti olmaz. Kastedilen o değil. O kastedilen dışarıdan o değil. Dışarıdan gelmiş, evi yok, tabii. gidecek yeri yok. Yok. Evinde misafir ettiği zaman bir gün bir gece vaciptir kendisine ikram etmek, özel yemek hazırlamak. Ki üçüncü günlerde ise o zaman bu kendi yemeğinden de, kendi çoluk çocuğun yemeğinden de ona ikramda bulunabilir. Üçüncü günden sonra artık kişi sadaka o sadaka kalır. Hükmüne girer. Misafir yani konuk olduğumuz ev sahibini de rahatsız etmemek için yani 3 günü de geçmemesi lazım. Hadisin, geçmesin. Hadisin son bölümü sanki bu sefer de evet. konuğa yani, misafir olana diyor Allah'ın Resulü tabii. bir gün senin hakkındır. Evet. 3 güne kadar da yapılabilir. Yapılabilir. Bundan sonra yapılırsa sana sadakadır. Evet. Fakat senin de orada 3 günden sonra zor durumda bırakmamak için yormaman gerekir. Evet. Bu da sana helal olmaz. Evet. Aynen öyle hocam. Peki hocam Efendimiz'den örneklerde bir örnek. Bu çok meşhur bir örnek. Sürekli de hadis kitaplarında yer alan bir örnek. Bir gün ashabıyla beraber olduğu bir sırada Allah Resulü'nün huzuruna bir adam geldi. İsmini vermiyor hocam. Hı. Bir adam geldi. Genelde de böyle yapıyorlar değil mi hadislerde? Evet. Bir adam geldi. Bir gün bir adam şöyle dedi bir sahabi. Evet. Genelde isme pek... Bazen hadis şerhleri... Araştıranlar kimdir? Biliyorlar hocam. Ya diyorlar bir bedevidir. Bir bedevi. Bazen diyorlar falan sahabidir öyle. Bazen şey yapıyorlar, açıklıyorlar yani. Bitkin ve açım ya Resulallah dedi. Evet. Bitkin ve açım Allah'ın Resulü mescitte. Evet. Bunun üzerine Allah'ın Resulü o adama git hanımlarımla başvur onlara seni gelirsinler doyursunlar. Evet. Adam gitti ve geri döndü. Ey Allah'ın Resulü hakikaten evet. eşleriniz Hazreti Ayşe, Hazreti Zeynep, Maria diğer eşler artık dediler ki bizde de hakikaten yiyecek yok. Yani sana ikram edebileceğimiz bir yiyecek. Çünkü hocam stoklama yok Peygamber Efendimiz. Yani 3 günü böyle 3 gün bir haftalık stoklanacak böyle bir gıdası yok Peygamber Efendimiz'in. Bırakmaz zaten, barındırmaz evinde. Zaten birazdan yiyeceği. Kendisiyle beraber Hazreti Ebu Bekir vesaire aç oldu hadisini de okuyacağız zaten. Evet. Efendimiz bu sefer bu misafiri ağırlayacak bu şahsı kim misafir edebilir diye sordu. Bu sefer de mescittekilere sordu. Evet. Ensardan bu kardeşinizi evinde ağırlayacak İkramda bulunacak kimse var mı diye sordu. Hocam herhalde garibanlık da var, kıtlık da var ki yani Allah Resulü'nün bu sözünden sonra bile insan kendisini öne atar, ben yapayım evet. der. Fakat imkansızlık tabii insanları var. Tutuyor. Oradan sahabeden biri. Hangi sahabe? Rivayetler Talha diyorlar hocam. Talha hadisi de var hocam. He, Talha diyorlar. Onunla ilgili bir, başka bir hadis de geçiyor. Haysem diyorlar böyle. Değişik. O iki hadisi de okuyacağım hocam. İnşallah. Hem Ebul Heysem'in geçtiği hadisi, evet. hem Talha hadisini. Evet. Buradaki de Sabit bin Kays. Kays dedi, atıldı, misafiri alıp evine götürdü. Evet. Lakin hanımı misafiri görünce, Tanrı misafiri derler ya, biz ona Allah misafiri diyelim, Resulullah'ın konuğu diyelim. Hanımına söyledi,
ne de bu Resulullah'ın konuğudur. Evet. Buna ikram etmemiz gerekiyor. Resulullah'ın misafiri. Resulullah'ın misafiridir. Daha ne büyük şeref. Resulullah geldi ya da misafirini gönderdi. Evet. Yalnız onlarda da yiyecek yok hocam. Evet. Dedi ki sadece çocuklar için biraz yiyecek var. Bizim bile yiyeceğimiz bir şey yok. O şeyi bitirmeden önce çocuklarla ilgili bazen öyle sorular gelebilir hocam. Diyorlar işte insan aile efradına bakması vaciptir. Eğer çocukları küçük olsa ve sadakadır. Yani buluğ çağının altındaysa onlara aç bırakmak, misafire ikram etmek sünnettir. Peygamberlerin sünnetidir. Bu çoluk çocuğunu aç bıraksa o zaman vacibi terk etmiş olmaz mı? Öyle bir soru soruluyor. Çok güzel hocam. Bunu hocam hadis kitaplarında diyorlar aslında çocuklar aç değil. Ama çocuklar genelde çocuk yani çocuk olması hasabıyla, sabi olması hasabıyla yemek konulduğu zaman da aç olsa da aç olmasa illehi ister. Bu çocukların tabiatında var. Yani doysa bile çocuk yine... Şu söylenebilir mi hocam? Onun için gelen misafir kadar aç değil çocuklar. Aç değil hocam. Onun için çocuklar toktur. Ama çocukların adeti bir yemek geldiği zaman... Diyor yani misafiri rahatsız edecek yani şey olmasın. Çocukları biraz uzaklaştırır. Aslında burada çocuklar aç değil hocam. Yani çocuk tabiatı tok da olsa... İlle bir yemek sunulduğu zaman gelir sofrada oturur. Yani dediğiniz, ifade ettiğiniz gibi misafir kadar... Çok daha aç ve bitkin. Aç değiller, evet. Onun için bu yorumla diyorlar vacip yani çocuklara bakmak, aile efradına bakmak, nafakalarını temin etmek bu vaciptir. Tamam mı? Evet, evet. Aç olsalar ama misafire ikram etmek sünnettir. Dolayısıyla nasıl vacip terk edilmiş? Hayır, burada vacip terk edilmemiş. Çocuklar toktur, tamam mı? Onun için diyor sen onları avut misafir et. Ama kendilerini et. Hocam evet. O yorumu sizden isteyelim. Diyor ki hanımına sen çocukları uyut avut onları. Evet. Sonra akşam zaten bu. Hı-hı. Misafire diyor ikram edeceğin bir tabak yemek mi neyse onu getir. Bir tabak da bize getir. Hani bizim yemediğimizi de aç kaldığımızı da düşünmesin. Evet. Bütün her şeyimizi ona verdiğini bilmesin. Evet. Misafir rahatsız olur. Evet. Işığı da söndür, kandili de söndür. Evet. Kandili söndürüp misafirin rahatça yemek yemesini sağlıyorlar. Kendileri de bir rivayette yemiş gibi yapıyorlar. Evet. Misafir ta ki bilmiyor. Hı. Ve onu ağırlıyorlar. Sabah olduğunda o misafir Allah Resulü'nün yanına gayet huzurlu, memnun beni yedirdiler, içirdiler, uyuttular, ikram ettiler ve geldim dediğinde Allah'ın Resulü de Allah razı oldu sizin bu yaptığınızdan dedi. Bir defa yemekle Allah'ın razı olması. Subhanallah. Bir defa aç kalmakla Allah'ın kişilerden razı olması. İşte hocam işte o ihtiyaç. Bu Sabit bin Kays'ın hayatında evet. Muhtemelen bir defa olmuştur hocam. Evet hocam. Aç kendisi ve hanımının çocukları. Bir de yerinde hocam. Bir yerinde defa. Yapmak. Yerinde yapmak. Yerinde yani hayırlı işler de yerinde yapıldı mı o kadar sevabı var hocam. 6000 küsur ayetten bir ayette bunun üzerine inmesi. Evet. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي سُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Bu ayeti Efendimiz sabit geldiği zaman Cenab-ı Allah seninle ilgili bu ayeti gönderdi. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları muhacir kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Evet. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Evet. Al sana kurtuluş. İşte Rabbimizin bağışlaması. Amin, amin hocam. Yani buna benzer hocam, asr-ı saadette çok örnekler değil var. Mi? Mesela bir gün Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğle vaktinde çıkıyordu Medine sokaklarına. Ve bakıyor ki orada Şeyhan, Hazreti Ebu Bekir, yani Kureyş'in en zenginlerinden. Öğlen pek dışarı çıkmazlar mı? Evet. Yani genelde çıkmazlar. Sıcak. Ama önemli bir durum oldu mu hocam? Zaten Medine'yi gördünüz yani. Harradır hocam yani. Rabbimiz çok, hepsine nasip eylesin. Amin, amin. Yani öğlen birini dışarıda gördüysen
İlle bir sıkıntısı var. Anlamalısın ki bir problem var o sıcakta dışarı çıkmak. Bir problemi var yani öyle bu sıcakta, bu şeyde. Hatta Peygamber Efendimiz de onlara hitap ediyor. Diyor, mellezî ehrecekumâ fî hâzihi sâ'a. Sizi bu saatte... Ya bu saatte, bu sıcaklıkta sizi evinizden çıkaran şey nedir? Hocam burada hemen bir duralım. Hem izleyicilerimizle bir merakta bırakalım. Ara verelim. Tamam. Aradan hemen sonra da o sıcakta Hazreti Ebu Bekir'i Peygamber Efendimiz'e dışarı çıkaran sebep neymiş? Onu öğreneceğiz. Onu öğrenelim, devam edelim. Efendim kısa bir ara. Efendim kısa aradan hemen sonra, araya gitmeden bir daha hatırlayalım. Bir öğlen vakti. Evet. Bir öğlen vakti Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hane-i Saadet'inden çıkıyor. Mescid-i Nebevi'den dışarı çıkıyor sıcakta ve orada Medine sokaklarında gezerken Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'i görüyor ve diyor ki "Men lezi ahracakuma?" Bu saatte sizi evinizden çıkaran şey nedir? Dediler "Ya Resulallah, ahracenel cu'u." Açlık. Açlık bizi çıkardı ya Resulallah. Evlerimizde karnımızı doyuracak yemeğimiz yok ya Resulallah. Açlık bizi çıkardı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kasem olsun ki nefsim onun kudretinde, Cenab-ı Allah'ın kudretinde, nefsim kudretinde bulunan Cenab-ı Allah'a yemin olsun ki sizi evinizden çıkaran beni de çıkardı. O da aç. Ben de açım. Allah'ın Resulü. Dedi o zaman gidelim falan kimseye Ensar'dan. Hemen söyleyeyim hocam ismini. Evet. 264'te. Hemen onunla birlikte kalktılar ve Ensar'dan Ebul Heysem'in evine vardılar. Ebul Heysem radıyallahu anh. Bir şeylerin, bilgilerin vardı hocam acaba? Ebul Heysem varlıklı mıydı? İmkanı mı vardı? Peygamber, oraya gidelim. Ya Peygamber Efendimiz böyle bazen böyle çok sevdiği sahabeler olur. Cömertliğiyle, ahlakıyla. Ebul Heysem onlardan biri. Ebul Heysem de onlardan biridir. Hele evet. Bir o kardeşimize gidelim. Peygamber Efendimiz diyor. Gittiler fakat evde yoktu. Evet. Evin hanımı Efendimiz'i görünce merhaba hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Hanım bize su getirmeye, tatlı su getirmeye gitti. Bahçeye gitti, hurma getirmeye gitti, üzüm getirmeye gitti, su getirmeye gitti, tatlı su getirmeye gitti. Ve kendisi hocam sahabe geldiği zaman. Ve bıçağı alıp dışarı çıktı. Ebu Leysem. Geldiği zaman şöyle yapıyor hocam. İlk önce onlara meyve ikram ediyor. Getirdiği hurma, üzümlerden. Peygamber Efendimiz'e sunuyor. Şeyhayına sunuyor Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e. Daha sonra diyor bugün benden daha güzel misafir ağırlayan, yani misafiri daha güzel kimse olmamıştır. Ve elinde bıçakla dışarı çıkıyor. Ve benim yanımda Hazreti Resulullah var. Hazreti Ömer var, Hazreti Ebu Bekir var. Evet. Ve hemen meyveleri takdim ettikten sonra bıçağını arıyor. Ve orada Peygamber Efendimiz'in ifadesi şu. Evet. Diyor, İyyâke vel halûb. Sağmal olanını... Sağmal olan koyunları kesme. Sağmal, yani süt veriyorsa, yavrusu varsa, süt veriyorsa siz besleniyorsunuz onlarla. Onun için sağmal bir koyunu kesme. Adam gidiyor hocam Hazreti Resulullah'a ve misafirle onunla beraber olan Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e gidiyor bir koyun kesiyor ve koyunu kestikten sonra pişiriyor ve misafirlerine ikram ediyor. Peki daha sonra hocam, şu ifade evet. Hazreti Ömer'e dönüp bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Yani Cenab-ı Allah, evet, yani bu nimetlerin hakkını vermezseniz, Cenab-ı Allah, vermek. Tabii, o bu nimetlerin hakkını hayırlı şeylerde... Hakkı ne hocam? Hakkı halal olduğu halde hocam. Yani bir koyun kesiliyor, Peygamber Efendimiz'e misafirperverliğini yapıyor ev sahibi. Peygamber Efendimiz'e sunuyor, ikram ediyor, halalından bir yemek ikram ediyor. Peygamber Efendimiz de diyor, bu nimetlere şükretmezsek, hakkını vermezsek Cenab-ı Allah
bu nimetlerden bizi sual edecektir, sorguya çekecektir. Şu hakkı şudur hocam. Evet. Hakkı Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri biz hakkıyla Rabbul Alemine ubudiyetimizi yerine getireceğiz. Kul olduğumuzu yerine getireceğiz. Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getireceğiz. Bize de elimizde olduğu zaman biz de aynı şeyi yapmamız. Bu da bir nimetin bir şükrüdür. Sen aç olduğunda Rabbul Alemin sana en güzel Peygamber Efendimiz'in sofrasında barındırıp orada yemek yemeniz ve bu nimet sen de muktedir olduğun zaman, mali imkanların olduğu zaman aynı şeyi muhtaç olan kimselere yapmandır. O misafirperverliği sen de yapmandır. Ve Cenab-ı Hak miden hazmedecek, sarf edecek ve sen bunu Cenab-ı Allah'a ibadet ve taatte bunu sarf etmen lazım. Hakkı odur. Tabii yemek yedin, o yemek yani gelip haram şeylerle, boş şeylerle, hoplamayla değil de yani Cenab-ı Allah'ın yolunda o enerjini tüketmendir. Hakkı bu. Hazreti Peygamber'e göre, aleyhissalatü vesselam'a göre misafire ikram Allah'a imanın bir yansıması ve Müslüman olmanın bir gereğiydi. Öyledir hocam. Ve hatta bir ifade daha var ki Müslüman olmayan birinin gelip de yedikçe yemesi, süt içmesi ve doymaması. Evet. Misafire ikramda ailenin ve bilhassa hanımların rolü yani orada büyüktür. Hocam okuduğunuz şunu anlıyoruz hocam. Yani oradaki Müslüman olmayıp da gelip süt içmesi. Bu hadisten şunu anlıyoruz hocam. Evet. Yani evimize gelen misafir gayrimüslim de olsa bile Peygamber yanlış değil değil mi? Peygamber Efendimizin yanına geliyor, süt evet. içiyor değil mi? Süt içiyor. Birkaç bardak süt içiyor. 7 bardak içiyor. 7 bardak süt içiyor, Peygamber Efendimiz ikram ediyor. O zaman gayrimüslim bir kimse de İslam'ın o güzel ahlakı sadece Müslüman değil, muhtaç olan herkes gayrimüslim de olsa ona ikram etmek yine peygamberlerin sünnetindendir. Peki hocam o zaman şu hadisten ne anlamalıyız? Ama şuraya bir vurgu yapmak istiyorum. Misafire ikramda ailenin ve bilhassa hanımların rolü büyüktür. Ya tabii. Şimdi öyle. Sanki bizde eski o şey kültürümüz de kalmadı hocam. Evimize bir dışarıdan gelse de bir misafir almakta bir daha düşünür hale geldik. Acaba eve götürsek mi falan derken evet. bir yandan da evin hanımları yani bu mesajımız da biraz onlara olsun. O iki türlü çekince içine giriyor. Evim düzgün değil, evim tam temiz değil, misafire evet. ayıp olur mu derken misafir kaçıyor hocam. Hocam yani bir hanımlara bizleri izleyen ev hanımlarına destek babından şunu söyleyebilirim buyurun hocam. Beyler ev sahipleri biraz misafir davet ettiği zaman hocam ya sen 5-6-7 çeşit yemek yapman yerine sen haftada bir misafir ağırla ve 2 çeşit yemek yap. Yani sen eğer eşinden 4-5-6 çeşit yemek hazırlamasını istiyorsa elbette bu ağır gelir kendisine ve diyecek ki ben artık şey yapmayayım, istemiyorum misafirin gelmesi. Ama hocam aralıklarla misafir gelip ve normal yani öyle mütevazi bir sofrada misafirine ikram etmek bence ev hanımlarına da ağır gelmez hocam. Değil mi? Yani biz biraz ölçüyü kaçırıyoruz hocam. Yani biraz 4-5 çeşit böyle zor durumda bırakarak işte tepsisini yapıyor, çorbasını yapıyor, eve kebabını yapıyor. Eve haber etme olayı hocam. Efendim hocam? Eve haber etme olayı. Yani sen bir dışarıdan misafir gördün, evine götüreceksin. Evet. Şimdi eskiden eve haber edemiyordum hani telefon. Yok yok bu haber verilir hocam. Yani haber verilir ki hazırlık yapılsın. Zaten hazırlık bu, yapılsın. Bu misafirperverliğin bir şeyidir, nişanesidir. Bu aynen. yapılacak tabii. Mesela bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Evet. Hadislerden biz şunu öğreniyoruz hocam. Ebu Hureyre çoğu zaman zaten aç. Evet, ahli Ashab-ı Suffe'dendir zaten. Ashab-ı Suffe. Evet. Kendini elma adamış. Peygamber Efendimiz'in mescidinde 70 kişi kalkıyorlar. Sadece elim okuyorlar hocam. Hatta Peygamber Efendimiz'in meclisinde olmadıkları zaman nöbetleşe yapıyorlar. Ben hazır olmadığımda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
neyi diyorsa sen bana aktar. Öyle nöbetleşe yapıyorlar. Ve çoğu zaman çok da fakirler. Efendimiz 8 kişi, 10 kişi evet. evine götürüp onlara yedirdiği, ikramda bulunduğu. Evet. Yani Hazreti İbrahim'in de ceddidir. Evet. Hazreti İbrahim Efendimiz'in de ceddidir. Ona yakışır şekilde peygamber evet. sünnetini en çok yapanlardan bir tanesi Allah'ın Resulü. Hocam eshan nas. İnsanların en cömertidir Hazreti Resulullah. Evet hocam. En cömertidir hocam. Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüş. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaşır. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayet okumasını istedi. Gayesi istedikleri şeye bak hocam. Demiyor ki acım benim karnımı doyur demiyor da evet. bu açlıkla ilgili bir ayeti istiyor. Açlığını hissettirmekti amacı. Ancak onun durumunu fark edemedi Hazreti Ömer. Sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre yine de söylemedi bak. Söyleme. Ayete rağmen yine de açım demedi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü düştü. Burası da ilginç hocam. Yani öyle hani canım bir şey çekti de veya günümüz tabiriyle içim ezildi falan değil bu. İçim kıyıldı evet. falan değil. Evet hocam. Ciddi derecede bitap düşmüş, yorgun düşmüş hocam. Açlıktan Hazreti Ömer ile karşılaşmasında hemen sonra da biraz yürüyünce yere düşüyor. Yere kapaklanıyor. Evet hocam. Takatı kalmamış. Takatsiz kalmış. Çok geçmeden bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi başucunda dikilmiş Ebu Hureyre, Ebu Hureyre diye ona sesleniyor. O da buyur emrin olur ey Allah'ın Resulü diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye tekrar iç Ebu Hureyre buyurdu. Bir miktar daha içince tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti. Yani açlık Allah Resulü, evet. etrafındaki sahabeyi düzün efendilerimiz, hepsinin başında olan bir şey ve ellerinde ne varsa onu ikram etmekten de hiç çekinmezler hocam. Çekinmemişler. Allah'ın verdiklerinden onlara da vermişlerdi. Peki hocam şunu soracağım. Benim de kafama takıldı. Karşılıklı olarak yenilen yemeklerle insanların birbirini etkileyeceği o ona gidiyor, sonra da o ona gidiyor. Aynı birbirlerine gidip gelme. Evet. Bu dostlukların pekişeceği bir gerçektir. Bu hakikati bilen Allah'ın Resulü, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Evet. Önemlidir hocam. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin. Yani senin yemeğini, senin yemeğini hep salih insanlar yesinler. Hani Peygamber Efendimiz dedi ya, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ evet. Bu nimetlerden sorulacaksınız. O nimetlerin şükrü yapılmazsa, hakkı yapılmazsa, fasık bir insan gelip yemeği mi yese, tamam mı? Cenab-ı Allah'ın hükümlerini çiğneyen birisi gelip misafir bana misafir olsa ve yese hocam, o nimetlerin hakkını vermese, Peygamber Efendimiz diyor sen ondan etkilenirsin onun sohbetinden. Peki burada ciddi onun için, bir yasaklama söz konusu mu? Yok, ciddi bir yasaklama değil de ama Peygamber Efendimiz diyor salih insanlar senin yemeğini yesinler ki sana dua etsinler. Ha, dua etsinler. Dua edecek. Zaten Peygamber Efendimiz birisine misafir ol zaten söylüyor da hadiste de söylüyor. Aftara indekum saimun o hadisimizde var. Evet. İşte diyor bir insan misafirliğe gittiği zaman ev sahibi ona ikramda bulunduğu zaman yemekten sonra diyor sünnettir dua etmek. Ev sahibine dua etmek. Okuyayım orayı. Onu okuyun hocam. Bir defasında sahabeleri ile birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyhan'ın evine misafir olan Allah'ın Resulü yemek sonrası sahabelere kardeşlerinizi mükafatlandırın. Evet. Kardeşlerinizi yemekten sonra kardeşlerinizi mükafatlandırın buyurdu. Mükafat da zaten açtı evet. bu insanlar. Karınlarını doyurdular, yeni doyurdular. Ashab bunun üzerine ya Resulallah onun mükafatı nedir diye sorunca rahmet elçisi bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua ederlerse işte bu onun mükafatıdır. Ya, Peygamber Efendimizin de duası işte اَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارِ muttaki insanlar Allah korkusu kalbinde olan
kimseler, salih insanlar sizin yemeğinizi yesinler. Dua ediyor. Sonra oruçlular sizin yanınızda iftarlarını açsınlar. Dua ediyor. وَاَفْتَرَ عِنْدَكُمْ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ Melekler sizin için rahmet okusun. Dua ediyor Peygamber. Hepsi bir yemek. Bundan da şunu anlıyoruz hocam. Yani yemeğe gittiğimizde ev sahibine yemek duasını yaptığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Bunu yerine getirmiş. Bunun için muttaki insanlar kişiyi arkadaşından çok etkilenir hocam. Peki hocam, kafir bir insanın yemeği yenir mi? Cimri bir insanın yemeği yenir mi? Hocam abid, zahid değil, takva sahibi değilse şimdi biz cimri insanın yemeği ezadır hocam. Yenilir ama ezadır. Rahatsızlık verir cimri insanların Allah yemeği. Allah. Evet. Fıkhi olarak bir hüküm olarak sıkıntı yok. Kafir dediğinizde eğer biz bakarız hocam. Yani etli bir yemekse, eğer bu ehli kitapsa hocam, Yahudi ve Hristiyansa, semavi bir dine inanıyorsa, Yahudilerle Hristiyanlar gibi, zaten ayet-i celalede diyor, وَطَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ O kendilerine kitap verilen, ehli kitap, semavi dine inanan o kimseler, onların kestiği hayvanlar, size sunmuş oldukları yemekler sizin için helaldir. Sizin taamınız da, kestiğiniz de onlar için helaldir. Dini olarak bir şey, bir sıkıntı yok hocam. Özellikle hocam. Ama kafir dediğimiz eğer semavi bir dine inanmıyorsa, yani Budist gibi inanca sahip, ateist mesela, bunların yemekleri haramdır. Yenilmez. Yemekleri mi, etleri mi hocam? Etleri hocam. Etleri. Etleri. Bir de yani şu hocam yani... Yani buradaki şey mi? Allah adına kesilmemiş olma ihtimali mi? İnancı yok hocam. İnanç yok. Allah inancı yok. Allah inancı zaten diyorum ki yani bir din, semavi bir dine inanmayan. Yani ateist gibi, Budist gibi mesela bu şeyler. Allah inancı yok. Yani kestiği zaman haliyle zaten şeydir, kalbinde o inanç yok ki. Kestiği zaman o hayvan, o et yenilmez, murdar olur. Bir Müslüman için. Ama diğer yemekler eğer biz necasetten, necis olan şeylerden kendileri sakınıyorsa yemeklerinden yenilebilir sakınıyorlarsa. Ama sakınmıyorlarsa yine yememek daha iyidir. Daha. Cimrinin yemeği özellikle ezadır. Ezadır. Evet. Sıkıntı verebilir. Sıkıntıdır. Yani karın ağrısı yapar. Dolayısıyla eğer imkansızlık içinde değilsen tabii. Mecbur değilse yemez. Yemez. Şimdi bir taziyede hocam bir şeyle karşılaştık. Taziyede biliyorsunuz cenaze sahipleri değil de onların akrabaları yemek yapıp getiriyorlar. Evet. Yemek geldi. Bir tane kardeşin yemekten uzak durduğunu gördük. Hani açık açık da şey yapmıyor. Ben yemeyeceğim, bu adamın yemeği şu bu falan da demiyor. Ama özellikle de sanki o günkü ikram sahibinin yemeğinden yememeye çabaladığını fark etmiştik. Evet. Onu sorduk yani sen niye yemiyorsun tokum falan dedi. Ya nedir öyle falan dedi vallahi ben o adamın yemeğini yemekten korkuyorum. Evet. Dedi ki o adam gösterişi seven bir adam. Şu kadar koyun kestim de bu kadar yemek yaptım da diyen bir adam. Evet. Aslında da cimri bir adam. Ben onun yemeğinin bana dert olacağını evet. Düşünüyorum falan dedi. Evet. Yemedi hocam. Ya bir tesadüf müdür? Tevafuk mudur? Nedir? O adamın gönderdiği kebap filan türü şeyler artık ucuz muydu? Bozuk muydu? Neydi? O gün 8-10 kişi rahatsızlandı hocam. Evet. Ezadır hocam. Ezadır. Ezadır. Yani yemek yerken, birine misafir olurken bile böyle mecbur kalmadı hocam. Hatta bu durumlarda hocam mesela cemiyet özellikle cemiyet olduğu, cemaat olduğu zaman, evet. Oturulduğu zaman yani eğer bir daha bir fitneye vesile olacaksa, şüpheye vesile olacaksa, mahal verecekse yani ufacık bir şeyler de alsa o en azından o büyük zararı def etme, giderme babından azıcık böyle şey yapabilir yani. Evet. Yerler. Şimdi özellikle hayvan kesimi ve yemekte hayvan eti falan vesaireyle ilgili biz yıllarca Almanya'da falan kaldıydık. Oradaki kardeşlerimin hassasiyetinden de bahsetmeden geçemeyeceğim hocam. Evet, hocam. Çünkü neticede
gavur denilen, Hristiyan denen insanlarla yıllardır beraber yaşıyorlar. 50 yıldır hemen hemen oralardayız biz. Türk kardeşlerimiz 50 yıldır oradalar. İlk gittiklerindeki imkanları çok kısıtlı. Evet. Aç kalmışlar hocam. Çoğu zaman demişler ki ya bu domuz eti midir, et midir, değil midir diye korkup yememişler. Evet. Bilinen şey yumurta vesaire falan da zamanlarını geçirmeye çalışmışlar. Böyle bir hassasiyetleri de var. O hassasiyeti olmayan insanlar da vardır mutlaka ama azdır. Evet. Sonradan sonraya hani وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ اَسْتَعَذِ بِاللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Bu ayeti düstur edilmiş çoğu. Bizim gittiğimiz dönemde biz başka bir şeyle karşılaştık. Camiye et getirdiler. Bu et neyin nesi dedi. Dedi der ki hocam biz haftada bir ya da 15 günde bir, en geç ayda bir. Bir tane tosun kesiyoruz. Kendileri kesiyor hocam. Maşallah. Hollanda yakın kaldığımız yere. Hollanda inekleri de meşhur ya hani. Oraya cumartesi günü sabah namazı vaktinde 8-10 kişi kasapla beraber çiftliğe gidiyor. Anlaşmışlar hocam. Çiftliğe gidiyorlar. Kendi elleriyle hayvanı getiriyorlar. Bizimkiler kesiyor. Bismillah, Allahu Ekber diyerek. Sonra sipariş almışlar. Kim ne kadar et istiyor? 5 kilo, 3 kilo, 10 kilo. Bir et de ucuz hocam, onu da söyleyeyim. Bir de imkanları da iyi diye. Yani adam yazıyor 5 kilo et, 10 kilo. Ona bir hafta 10-15 gün yetecek kadar kendi elleriyle hocam kesip, kendi elleriyle kıymaysa kıyma, başkaysa başka getirip camide de bu taksimatı yapıyorlar. Bunu görünce dedim ki yani insan demek ki yeter ki istesin. Tabii tabii. Yani yediğimize haram bulaşmasın. Bu hassasiyete sahip olsun. Yani temin edilmeyecek bir şey yok hocam. Hiçbir yani. Şey yok. Evet. Bunu da şey gibi yerde yani bir gavur diye, Hristiyan diye bilinen bir ülkede yapabiliyorlar. Ve o insanlar birilerine misafir etse şunu çok iyi biliyorlar. Bunların kestikleri kendi elleriyle Bismillah, Allahu Ekber diyerek kestikleridir. Evet hocam. Hocam yani bu şeye çok dikkat etmek lazım. Yani bazen belki şey basite alınabilir. Halal lokma çok önemlidir hocam. Yani kişinin hayatında da, kişinin maneviyatına da öyle çok etkisi var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde geçiyor zaten. Diyor, yediği haramsa, giydiği haramsa, içtiği haramsa, فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Nasıl duası kabul olunur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hocam bu şey ikaz halal, mıdır? Halal lokma çok önemlidir. İkazdır hocam. İkaz mıdır? Tabii, yoksa ikaz. Haram lokma yiyenin duası kabul olmaz diye kesin kural mıdır? Bunu İmam-ı Nevevi söylüyor hocam. Yani dua اَلَا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, Cenab-ı Allah'ın icabeti nerede? Muhsin kimselerin yanında, ihsan ehli. Tamam mı? Halal harama dikkat eden kimselere ta'mim eder, kapsar. Onun için İmam-ı Nevevi diyorlar ya sahabe-i kiram zamanında dua ettikleri zaman Cenab-ı Allah hemen dualarını kabul ediyor. Ey imam, zamanımızda niye biz dua ediyoruz? Yani dua şeyini görmüyoruz tabii. Yani zahiri olarak tabii. Cenab-ı Allah bazen duayı kabul etmediği zaman ahirete de Allah-u Teala çünkü vaat etmiş. اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ. Siz bana dua edin, ben icabet ederim. Ama icabeti Cenab-ı Allah bizim istediğimiz vakitte değil. Belki ahirette. Ama genel olarak hocam, genel olarak haram lokmanın, duanın ademi isticabetine çok etkisi var. Kabul olunmamasına çok şey var. İmam-ı Nevevi diyor, tabii İmam-ı Nevevi diyor işte yani o zaman herkes halal harama çok dikkat ederler. Zamanımızda kimse artık bu halal harama dikkat etmiyor. Nasıl Cenab-ı Allah bizim duamızı kabul etsin? İmam-ı Nevevi gibi bir zat bunu söylüyor hocam. Hocam bugün sonlarına geldik artık. Evet. Bir mesajınız varsa alalım. Yoksa misafirlikle, ikramla ilgili. İnşallah Cenab-ı Allah bu sıfatla ceddimiz Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimiz, hemşerimiz Hazreti İbrahim, Peygamber Efendimiz, Hatemul Enbiya'nın vasfı olan misafirperverliği cümlemize Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah. Efendim, bununla da bizler bitirmiş olalım. İkram dedik, cömertlik dedik, Ceddül Enbiya Hazreti İbrahim'in, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti dedik. Evlerimizden Rabbimiz misafirleri eksik etmesin. Amin. Onların duasını alabilmeyi bizlere nasip eylesin. Görünürde belki rızıklardan eksilmiş gibi gözükse de, evinize gelen misafir belki sizin bazı programlarınızın değiştirilmesine sebebiyet verecek olsa da
eve gelen bir rahmettir. Allah'ın misafiridir. Rabbim onlardan uzak eylemesin. Amin. Allah'ım, en sevdiğin gün an hürmetine bizlere imanı kamili nasip eyle. Amin. Bizlere ameli salihi nasip eyle. Allah'ım bizlere senin gösterdiğin dost doğru yolda ilerleyenlerden eyle bizleri. Dualarımızı kabul makbul eyle. Dua isteyen, dua bekleyen bütün kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını def ve ref eyle. Hastalık çeken hastalarımıza, maddi manevi tüm hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Dertlerimize, maddi manevi tüm dertlilerimize deva nasip eyle. Madden, manen, borç yükü altında kalan kardeşlerimizin borçlarına hayırlısıyla o borçlardan kurtulmayı nasip eyle. Dualarımızı makbul eyle. Hadislerle İslam Efendimiz'den Mesajlar adlı programda bizlerle beraber hadis okuyan, hadis dinleyen, bu sofrada bulunan bütün kardeşlerimizin tüm sıkıntılarını gider ve o hadislerin yolcusu, Resulullah'ın yolunun yolcusu eyle bizleri. Cezaevinde olan kardeşlerimizden pişman olanlara hayırlısıyla sevdiklerine kavuşmayı nasip eyle. Bu yayınları sizlere ulaştıran, emeği geçen kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Amin. El-Fatiha.